lise son 7-8 ay sonra üniversite sınavına gireceğiz. Tabii bir dershaneye yazıldım. Dershanede bakıyorum, hani matematik iyi ama Türkçe vasat, inanılmaz. Hani edebiyat, anlatım bozuklukları hiç. Şimdi ben kara kara düşünüyorum. Sonra bir arkadaşıma bahsettim, işte ben bu konuda çok gerideyim, çok eksiğim. Ne yapabilirim diye fikrini almak istedim. İşte hep kitap okumak çok önemlidir diye söylediler. Ben çok o kadar kitap okuyan biri de değildim açıkçası. Sonra dedi ki bana, o kitap okumak, kitap okumak gerekiyormuş aslında, gerekiyor aslında bu soruları çözebilmek için de. Bana dedi ki, yapamazsın Aylin dedi. Dedim hani netlerini yükseltemezsin dedi. Şimdi hani derler ya, yapamazsın demek insanı güdüler. Bu beni güdüledi ama yapamazsın demenin, evet bir şeyle uğraşırım, yaparım veya yapamam ama kesin konuşması beni çok rahatsız etti. Yapamayabilirsin dese belki bu kadar asılamazdım ama yapamazsın dedi. Yani hani sanki bilmiyorum, hani Allah bilir, anlatabiliyor muyum? Sanki orada Allah'ın belki kader kısmet edecek, onun Allah hani karşı gelen bir söz olduğunu düşündüm içimde. Ve ben şöyle bir sürece başladım. Okula gidiyorsunuz, dershaneye gidiyorsunuz, evde testler çözüyorsunuz. Testleri çözüp ondan sonra dünya klasiklerini aldım. Gecenin ikisi, biri dünya klasiklerini okumaya başladım. Şimdi belki orada daha fazla net, daha fazla işte edebiyat sorusu veya işte ne diyeyim, test çözebilirdim ama bunun bu Türkçe netlerini yükseltmenin bu yoldan geçtiğini biliyorum ve her akşam bir saat, iki saat kitap okumaya başladım. 7-8 ayda artık da yapabileceklerim onu da. Daha böyle daha hızlı okuma, daha böyle daha iyi anlayarak okuma günden güne gelişti ve ben 12-13 kitap bitirdim o süreçte, 7-8 ayda ancak. Ve gerçekten o diğer arkadaşımdan Türkçe'de daha fazla net çıkarttım. Tabii o zaman kendinizin başarısını görmek istiyorsunuz. Dedik ya hani çalışmak, çabalamak, uykusuz geceler de geçirdik, emek verdik. Allah da zayi etmedi elhamdülillah. Ve gerçekten 1,5 milyon kişi arasında 6.000 küsürüncü oldum. O zaman ÖYS vardı. ÖYS'de 97 girişliyim okula. Bu beni çok onurlandırır ve paylaşmak isterim. Belki siz de teyit alırsınız. Belki bir noktada olup da ümidini kaybetmiş olan bir kızımız varsa hemen yarın öbür gün gider bir tane bir plan yapar, hemen hırsla ya da hırsla değil, güzel bir amelle o işin başına, o çalışmanın başına oturur.